Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın arkadaşlar, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Perşembe günündeyiz. Aragaz yine başladı. Her gün başlıyor zaten. Misyon sahibi, istikamet sahibi insanlar olarak bendeniz Kadir Çöptemir ve Pascal Numa sizlerle güzel bir servis vermek için mikrofonun başına geçtik efendim. Pascal, yavrum mikrofonu yalama canım benim. Dayı, beni kokuyor. Ne güzel kokuyor. Yavrum bizden önce program yapan kızın parfümü siniyor tabii. Yalama abicim mikrofonu. Ya günde 150 kişi konuşuyor mikrofona. Fırıs yuvası o ya ya. Sünger ya. Ya yalama şunu güzel kokuyor diye gözünü seveyim Pascal. Kadir böyle şekerli bir şey. Öyle bir parfüm. Balıyorum ya. Sabah sabah ruh hastası Pascal ve kafayı yememek için hala direnen ayakta kalan bendeniz Kadir Çöptemir negatifinizi çok çok emip pozitifi dazır dazır vermek üzere yine yeniden geldik efendim. Mesaimizin başındayız. Dayı şeyi söyle ya, evli kişi ne oldu? Ha şimdi arkadaşlar bir kampanyamız vardı. Hani evlenmek üzere olan arkadaşlar için de bize tweet atanlardan tweetini en çok beğendiğimiz arkadaş kız istemeye gittiği zaman ona eşlik edecektik, moral verecektik, yanında olacaktık. Eğer bu bir hanımefendiyse kız tarafı olarak biz orada olacaktık, kızı biz verecektik. O iş yattı. Hadi be. Niye yattı ya? Vallahi bir dinleyici seçtik, erkek. Gideceğiz kızı isteyeceğiz. Oğlanın dayısı çok pis arıza çıkardı. Bu göberler kim? Niye ben durup dururken yeğenime kız istiyorlar? Efendim niye böyle oluyor diye ortalığı 46'ya verdi. Arıza yaptı. Ha, bir de adam hasta Galatasaraylı ve hacı hayranı çıktı. Pascal'ı da tanıdı tabii. Pascal hacıyı sevmez, hacı Pascal'ı sevmez. İyice zıvanadan çıktı efendim. Yani biz bu dünür işine ara vermeye karar verdik. Elimize yüzümüze bulaştırdık, açık söyleyeyim, haberiniz olsun. Baş ver ya, sağlık olsun. Kadir bugün ne trafik var? Ya hangi gün trafik yok kardeşim? Düşünebiliyor musun Pascal? Konya'da, Eskişehir'de, Afyon'da, Kütahya'da, artık Anadolu'da trafik oluyor ya. Hadi be. Tabii abi cidden bak Bursa'da, Antep'te, yani şöyle söyleyeyim artık Türkiye'nin her yerinde araba o kadar çoğaldı ki Paskal'ım, trafik her yerde, her yerde. İzmir? Ya İzmir'e meteor çarpacak olsa İzmirli gene kasmaz kendini. Trafik olsa ne fark eder? İzmir'de de var ayrı da İzmirli kasmıyor. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde bir şehirde yaşıyorlar. Trafik de olsa yani güzel şehir, onlar rahat rahat takılıyorlar. Kadir ben emekli öyleyim. İzmir abi. Yer içim abi. Yalnız dikkat et de İzmir sana yerleşmesin kardeşim. Bu aralar etrafında gördüğüm kızların çoğu İzmirli ha. Ne olur? İzmir'de Eşref Paşa diye bir yer var, sen biliyor musun? Yok. Sen öğrenmemeye gayret et kardeşim. Niye be? Oyarlar, oyarlar, o kadar söyleyeyim, oyar. Hadi lan. Ya bak memlekette sesimizi şu an kim duyuyorsa, duyanın duymayanın hepsinin işi gücü rast kessin, tabancasından ses kessin. Efendim madem kalktık ekmek parası derdine yollara düştük. Yani bari güzel bir gün olması için gayret edelim. Efendim bir medya aleminde bir söz var, yani bu bizim aslında sektöre ait bir söz. Nasıl başlarsa öyle devam eder diyor. Yani bu aslında yayınlar için söylenen bir şey. Ama hani bunu hayatımıza uyarlayalım. Gün nasıl başlarsa öyle devam eder. Onun için güzel bir gün olsun. Biz o günü iyi başlatmaya gayret sarf edelim. Bereketli bir gün olsun inşallah efendim. Öğrenciler, evladım siz de biraz derslere verin kafayı. Ders derste öğrenilir. Geçen gün öğrenci servisinden kızlar bana laf attı mesela Pascal. Hadi. Evet, yeni nesil nereye gidiyor kardeşim? Bunu bilme ama güzel bir yere gidiyor. Ya biz dinleyen de çok öğrenci kardeşimiz var ha. Var, çocuklar var. Derste takıldığımız bir yerde bir mevzu, bir konu anlamadığınız bir şey olursa bize sorun, bize yazın, bize başvurun, biz anlatırız. Tabii ha. Konu ders fark yani etmez. Yani matematiği, fiziği, tarihi, kimyası, özellikle biyoloji konusunda Pascal abiniz yıllarca biyoloji deneyi yaptı bu çocuk. Laboratuvar abi, ortamında. Ha.
biyoloji, anatomi. Benim işim ya. Tabii ya, bilmem mi ben ya. Anatomi deyince bir soru kafanıza takılırsa Pascal abiniz burada. Kimyada, matematikte, aha edebiyatta Kadir abiniz burada. Özellikle sporla üreme konusunda mesela Pascal abiniz çok kompetandır. Evet. Sporla üreme. Ürerim. Bitkiler sporla ürüyorlar. Bunu insana taşımış şahsiyet Pascal Numa'dır. Evet, doğru dedin abi. Tabii abi. Benim ismim bu. İnsanla hizmet. Tabii abi. Yani insanın geldiği son noktadır Pascal. Canımsın be Kadir. Peki efendim, hadi bakalım. Hayırlı işler, bol gülüşler. İnşallah bereketli, güzel bir gününüz olur. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Senin Instagram adresin nedir bro? B Numa 21. Çok güzel. Benimki de Kadir Çopdemir. Evet. Kadir Çopdemir de benim eğlenceli Instagram sayfam. Hadi başladık efendim. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir. Ve işte o an geldi Pascal. Hangi an? Benizlerin sarardı. Of. Duyguların tosardı. Ay. Şehir dünyasının sisli yamaçlarından fuleli adımlarla ceza sahasına paralel yaydan koşarak girdiğimiz o büyülü an. Ya Kadir, sen ne diyorsun? Ya şiir anı ya. Sen mi yazdın? Ben yazdım Pascal. Dün gece sinemadan çıktım. Gece 23 suları. İstanbul'da hala trafik var. O saatte dedim, bu şehirde nasıl yaşıyoruz dedim. Tam bu anda bir duygu tosarması oldu. Of. Arabayı sağa çektim. Ve bu şiiri yazdım. Şiirimin adı İstanbul'da Yaşamak. Oku bakalım. Nasıl olmuş? Güzel bir fon döşeyelim canım onun altına. Geliyor, geliyor, geliyor. Bala, bala şeker katmak, şeker gibi. Çölde, çölde balık tutmak, balık gibi. Kobrettin'le yatmak, yatmak gibi. İstanbul'da yaşamak. Tamam güzel tamam, boğaz için. Fakat şoförler de çok keçi. İster miydi Lionel Richie? İstanbul'da yaşamak. Tokumuza, açımıza. Egzoz siner saçımıza. Hep mi kaçar kışar? Köşe köşe. Kıyımıza, köşemize. İstanbul'da yaşamak. Trafikte araçları. Nedir acep amaçları? Döker kafadan saçları. İstanbul'da yaşamak. Arayoldan kaçmak gibi. Gişelerde sıçramak gibi. Stadyumda açmak gibi. Açmak gibi. İstanbul'da yaşamak. Metro ardından baktırır. İşi gücü bıraktırır. Teneke taktırtır. İstanbul'da yaşamak. İstanbul'da yaşamak. Yaşamak. Mak. Nasıl buldun Pascal? Abi güzeldi. Sen de kisa olmuş yani. Evet abi, tam yazıyoruz, polis geldi. Emniyet şeridini meşgul etmeyin dedi. Yüzüne baktım, merhaba dedim. Belki tanır diye, tanımadı. Yani beni tanımadı, Kadir Çöpdemir'i tanımadı. Yani. Ya bozuldum değil mi? Tabii abi. Tabii abi. Ünlü olmanın en kötü yanı, tam şöhretin işe yarayacağı durumda tanınmıyorsun abi. Bakıyor, yüzüne bakıyor, tanımıyor abi. Çeksen aracını arkadaşım diyor ya. Öylece kala kaldım. Bütün tabii şey çöktü yani. Bütün denklem çöktü abi. Olsun Kadir. Senin bilen biliyor. Ya yine de acı bir şey kardeşim. Bir de beni Burak Özçivit de çok karıştırıyorlar Pascal ya. Burak Özçivit. Anışı bir yıklı. Seni. Evet abi. Kimmiş abi yollar? Gözlerim mi bozuk? Ya ikimiz de güzel adamlarız Pascal. Normal karşılıyorum ben. Seni kimle karıştırıyorlar canım? Karl Lagerfeld. Ya o adam Mevlana şekeri gibi bembeyaz bir adam. Seninle onu nasıl karıştırıyorlar? Abi ben de onlarla buldum. Ya bir de beni bir keresinde eski maliye bakanımıza benzetmişlerdi. Sayın Bekir Bozdağ. Bakayım abi, hafiften benziyorsun. Ya ikide bir gelip bakanım bizim sokağa asfalt döktürün, bakanım benim oğlana iş bulun diyorlardı ya. Abicim ben Kadir Çöpdemir'im, bakan değilim diyorum. O zaman sen iş bul bizim oğlana, sen bizim sokağa bir şeyler yaptır diyordu. Ya olacak Kadir, şey değil ya. Ya Kadir, ünlü olmak var ya, zor be. Zor, vallahi zor Pascal. Neyse hadi bir çay içelim.
araya da bir şey sıkıştırıverelim. Hadi canım ben. Hadi hadi. Hadi. Aragaz. Eli işte gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes sir. Şimdi bu hafta... Telefon ya. Telefon bir dakika pardon. Alo. Aleyküm selam. Kim? Kate Upton mı? Aldım. Dualarım kabul oldu. Pascal. Pascal yavrum Kate Upton arıyor la bizi. La bizi Kate Upton arasın arıyor. Arasın be. Hep arasın. Hatta var ya o aramasın. Biz onu vururuz. Alo doğru. Alo. Kate Upton'sınız değil mi efendim? Hani şu cilloplar cillobu. Antiloplar antilobu. Hani o daşların daşı. Hani bildiğimiz. He Kate. Yaşasın Allah'ım yaşasın sana geliyorum Allah'ım Pascal oymuş. Hani şu ***leri kafan kadar. O o o ama bir son bir çek edeyim ben. Sizin nonnikler bizim kafa kadar değil mi? Tamam Pascal doğru. Bak diyor ki ama Pascal'ın kafa kavun gibi benim nonniklerim futbol topu gibi diyor. Doğru abi bu abi yürü abi. Alo alo Kate canım benim senin canlı yerim kız. Ha kurbanın oluruz senin itin köpeğin oluruz ya. Kırbaçla bizi yavrum. He valla elimiz ayağımıza dolandı lan. Sen nereden çıktın sabah sabah? Hayrola bebişim. Ya sen niye bizi aradın? Yavrum emret bir emrin var itin köpeğin olayım senin ya. Söyle. Bir isteğin var mı? Emretsin be. İteyim bunun be. Köpeği. Bak avlıyorum. Av 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 av. Av 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 ben mi? Av 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 Pascal. Ya, ya iste bak biz ikimiz de etiniz köpeğiniz. İste servetimizi üstüne yapalım ya. Memleketi terk edelim ya. Ya sen istersen ben bu Pascal'ı kör bıçakla kesip derisinden dümbelek yaparım. Çalar çalar oynarım yavrum. Oha be. Ha. O kadar mı? Çok seviyorum abi. Sen iste senin ayakkabından şampanya içelim yavrum. Gözünün çapağını yiyelim senin. Sen ne istiyorsun onu söyle canım benim. Evet. Ya elbet ne demek ya? Ne diyor abi? Ben diyor, ne istiyormuş? Birkaç günlüğüne İstanbul'a geleceğim diyor. Ama evet. Otelde yer bulamadım diyor. Saç ektirmek isteyen Araplar otelleri doldurmuş diyor. Bir iki günlüğüne diyor. Ya senin evde kalayım diyor ya Pascal'ın evde kalayım diyor. Ya ya yine ne demek ya? Tabii kalabilir ya. Hemen gelsin. Senin ahır gibi evinde mi kalacak bu prenses? Ne var be? Kate bebeğim şimdi yavrum benim eve gel. Güzel deniz kıyısı. Hazırlıklara başlıyorum bebeğim. İkiz yatak alıyorum. Şömineyi yaktırıyorum. Hafta sonu da ava çıkıp senin için geyik, ceylan, ayı ne istiyorsan onu vuracağım. Postunu şöminenin önüne sereceğim. Tamam gerçi kurbanın postu duruyor ama oğlum neyse mübarek onu kaldırırız. Ondan sonra güzel fantastiko yapacağız bebeğim benim. Ayla bir dakika ya. Bende kalacak. Duplex mi değil mi? Gerizekalı benimki de triplex ona bakarsan. Üçünü de Kate'e veriyorum. Senin üstüne yapacağım yavrum evi. Ya Kadir bir taş koyma be. Kardeşim bu kız kimi aradı? Ha? Kimi aradı? Beni aradı. Bizi aradı. Lan yürü git. Gelecek benim misafirim oldu. Alo Kate'im bebişim. Kahvaltılık ne emrediyorsun sultanım? Çok güzel isli peynir getirteyim. Ha? Orcik var güzel. Sana kete döktüreyim yavrum. Erzurumlu ablamız var hemen. Alo Kate ne kitisi be? Sen bana gel. Fransız kahvaltısı. Üste tatlı olarak French kiss. Ne diyorsun? Yanılma Kate yanılma yavrum. Bu Pascal'ın evi ahır gibi. Geçen gün ben bunda kaldım. Beni çekyatta yatırdı. Yastık kılıfının içinden eski kirli donu çıktı öyle söyleyeyim ya bunu. Ya böyle necis bir adam yani. Taharette bile bilmiyor ben bunu zor alıştırdım ya. Ayla yanlış konuşuyorsun. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Ben senin kardeşim değilim. Bak elini indir Pascal elini indir. İndirmezsen ne olur? Oğlum kardeş mardeş demem kıvırır. Sokarım o eli sürahi gibi. Gel lan hadi seni var ya buzuk para gibi harcadım. Yürü üstünü almam. Bir dakika gerizekalı ne yapıyoruz biz ya? Allah Allah Pascal. Gerizekalı mısın oğlum bir kız için değer mi lan şu yaptığın? Değer. Kat bu be. Değer tabi. Hayvansın. Kaç yıllık arkadaşız lan. İyi düşün oğlum. Kate Upton'da iki bir var. Sonuçta bunların hepsi aynı. Ama abi o Kate Upton ya. Ona bir kere sonra kesip attım. Grand final. Alo Kate. Yavrum sen ne yaptın ya? 40 yıllık ruh gibi kankaları birbirine düşürdün. İti ite kırdırdın lan. Yazıklar olsun Kate. Tamam abi. Sen çekil o zaman. Gelsin bende kalsın. Tamam tamam Kate. Aman ben çekiliyorum. İstemiyorum bir şey. Siz ne halt edersiniz edin. Dostluk bozuldu be. Zaten kendisi gelen kadını ben sevmem ya. Aman bırak. Tamam. Ben
arkadaşımla dostluğumu bozamam ben, böyle şey yapamam. Pascal, eyvallah, al Kate Upton senin olsun. Aşıl ol eve. Alo Kate. Ha, efendim. Ola gel. Efendim, alo. Ha. Hay bacım, ha. Sen beni mi istiyorsun? Sana kötü davranan erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Ben de kötü davranırım. Mı onu? Yeter ki kötü hissesin. El pislik var bende. Alo Kate. Yok canım, ben bu tarz sevmiyorum ya. Sen Pascal'a daha çok yakışırsın, onunla takıl. Allah Allah ya, Pascal bu tutturdu, ille sende kalacağım diye. Şaka. Mahsus yaptın değil mi? Yavrum bu işler böyle, kaçan kovalanır. İlk önce çok hevesli gibi yaptım. Hatun ilgime alıştı, sonra tak diye ilgiyi kestim. Fino oldu bak. Kaniş gibi yalvarıyor sende kalın diye. Oğlum sen var ya, Lucifer'sın. İblisin sen. Alo Kate, bak tamam istiyorsan bende kal ama ya benim evde koltukta yatacaksın canım, yatağımı kimseye veremem ha. Ha olur tabii. Diyor ki yer yatağında yatır beni diyor. Kapının altından gelen soğuk hava yüzüme çarpsın, yüz felci olayım, yeter ki senin evinde kalayım diyor. Ne yaptın böyle diyor. Köpeğin oldum iki dakikada diyor. Yazıklar olsun be. Şuraya bak be. Burada var ya, kapı gibi zenci var. İkiz nereye gidiyor? Yavrum taktik maktik mantalite her zaman kaliteyi yener. Bunu da benden öğrenmiş o. Alo Kate. Canım sen havaalanından metro ile Zincirli Kuyu'ya gel. Oradan da metrobüse bineceksin. Selami Çeşme'de ineceksin. Ben seni oradan aldıracağım, tamam mı? Sinir sıfatını. Tamam yeter, gideyim diyor. Pascal bak ya. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi habire? Pascal. Kadir'cim. Dinleyici tweet atmış canım ben. Ne diyor abi? Önce Twitter adresimizi ver. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir. Efendim sorularınız olabilir. Buraya bizzat atınız. Bizzat ilgileniyoruz. En azından yayında okuyoruz. Öyle mi Pascal? Tabii abi. Mesela Serkan Biçer diyor ki. Ne diyor? Cuma günü bir dünya modifiye araç bağlandı. Çoğu haksız yere. Film kaplı cam muayeneden muayenede geçiyor. Trafik polislerinden geçmiyor. Nasıl bir şey bu? Ben anlamadım. O zaman satışı yasaklansın. Polis arabalarında, sivil ekiplerde bile var film cam. Lütfen sizler de yardımcı olun, bu sıkıntıyı giderelim diyor. Sıkıntı büyük abi. Tabii abi. O film cam işi artık ele alınması gereken bir iş Pascal. Ben de sıkıntı çıkıyorum. Bilmem mi? Şimdi sevgili Serkan, öncelikle bu arabanın içi gözükmesin derdimiz neden, onu bir ortaya koyalım arkadaşım. Ne yapılıyor ki arabanın içinde gözüksün istenmiyor? Havalı bir abi. Bak misal Pascal'ın modifiyeli kırmızı Şahin'i var. 3 kere cam film yaptırdı. Sürekli ceza yedi, söktürdü. Ama bu film cam işi de dövme yaptırmak gibi. Bir kere yaptırınca alışıyorsun. Ondan sonra devamlı yaptırıyorsun kardeşim. Evet abi. En son çok para gidiyor diye Pascal arabanın camlarına kendi akciğer röntgenlerini taktırdı içeriden, değil mi? Maalesef. Ben mesela Pascal'ın arabaya ne zaman binsem akciğerin sağ altındaki nodülü görüyorum camdan bakarken. Kadir, o nodül var ya, geçti onu. Ha ne güzel, geçmiş olsun abi. Sağ ol canım. Şimdi Serkan, bir çelişki var. Muayenede siyah film cam geçiyor, trafik polisi yasak diye ceza kesiyor. Bu çelişki, bunu yetkililerin takdirine sunuyoruz ayrı. Hangi yetkililer? Bizim radyodaki yönetmenimiz Yalçın'a söyleyelim. O yetkili mi? Ben başka yetkili tanımıyorum ki. Pascal ona söyler, o baksın bu işlere. Sen de modifiye hastasın Pascal. Bak Serkan ne önerirsin, ne yapalım? Yani bu siyah film cam müptelalığından kurtarabilir miyiz bu çocuğu? Abi önce azaltacak. Nasıl azaltacak, ne yapacak? Sadece arka cam. Sonra onları çıkarsın. Teker teker. Yavaş yavaş. Ha sigara gibi diyorsun. Azaltarak evet. Bitirsin diyorsun. Ha. Tabii. Anladım. Başka yapsın. Bir sürü bir modifiye var. Mesela ne var, ne gibi? Makasları kestin. Vitesi kuru kafa. Bir sürü var ya. Ha, senin arabanın vitesinde kuru kafa var. Hatta frene basınca gözünden kırmızı ışık yanıyor. Onun gibi mi? Evet evet. Peki arka cama bir yazı önerim var mı? Var. Nedir abi? Aşkın bir sabun ise küpür binik parkize. O ne yazısı lan? Bu ne biçim şey? Bu ne ya? Abi arka cam yazısı. Senin modifiyeli şahinde arkada ne yazıyor acaba? Hostes aranıyor. Hostes aranıyor mu? Evet. Allah Allah. Benim arabanın tamponu için bir yazı öner. Ayarcı yarım. Ayarcı yarım mı? Evet. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın Pascal. Ne var onu? Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz Haber.
hamile olduğunu anlamadan 7 ay basketbol oynadı. 23 yaşında bir Brezilyalı kadın basketbolcu hamile kaldığını anlamadan 7 ay boyunca takımıyla turnuvalara katıldı. Bayan basketbolcu canlı yayında konuğumuz olacak. Bir yıldır yıkanmayan kocasından boşanmak istedi. Bir yıldır yıkanmayan adamla canlı yayında konuşacağız. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un imajını değiştirdi. Perçemlerini kestirip saçlarını havaya diken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Türk berberiyle olan bağlantısını araştıracağız ve telefon bağlantısıyla duruma açıklık getireceğiz. Aragaz sabah haberleri başlıyor. Silvia Cristina Gustavo Rocha isimli Brezilyalı kadın basketbolcu hamile olduğunu, 7 aylık prematüre bebeğini dünyaya getirmeden sadece ve sadece 3 gün önce karnında bir ağrı hissedince gittiği doktordan öğrendi. Bebeğine Luis Ferdinand adını koyan genç anne duygularını hamile kaldığımı hiç düşünmemiştim. Sadece kilo aldığımı düşünüyordum diye dile getirdi. Silvia canlı yayınımızda. Alo. Silvia Cristina Gustavo Rocha ile mi görüşüyoruz? Evet, ben Silvia Cristina Gustavo Rocha. Sayın Silvia, 7 aylık hamile olduğunuz halde farkında olmamışsınız ve basketbol maçlarına çıkmışsınız. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Zaten bebek de maç sırasında doğdu. Hanımefendi, pardon ama hamilelik bir hanımın hayatındaki en özel dönemlerden birisi. Nasıl fark etmeniz efendim bunu? İnanır mısınız, gaz sandım. Yuh, 7 ay boyunca gaz mı olur ya? Ben de acaba gaz değil mi diye düşündüm arada. Ama yok gazdır dedim sonra. Hamile olabileceğim hiç aklıma gelmedi. Peki hiç aşermedin mi bacım ya? Bir kere aşerdim. Neyi aşerdiniz? Ekran koruyucusu yeni çıkarılmış tablet bilgisayarın ekranını yalamak istedim. Hanımefendi, bu nasıl bir aşermek? Siz aşermemişsiniz. Bildiğin sapıtmışsınız siz ya. Kim yeni tablet bilgisayarın ekranını yalamak ister ki efendim? Ya böyle mayhoş bir tadı oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Peki bebek nasıl doldu? Maçta doldu. Basket maçında. Karnım burnumda maça çıktım. Rakip antrenör itiraz etti. Karnında basket topu taşıyor diye. Baktılar top yok, oyuna girdim. Pota altında rebound'a çıktım. İkili mücadelede karnıma dirsek yedim. Sırt üstü boyalı alana düştüm. O sırada bebek fırlayıverdi. Hatta basket oldu, potaya girdi. Vallahi hanımefendi, o çocuk 18 yaşına gelince sizi direkt darülaceze'ye yatırır. Bence hayır beklemeyin ondan efendim. Bu nasıl bir kafadır ya? İnsan hamile olduğunu fark etmez mi efendim? Olur mu böyle şey ya? Kadir Bey, ters konuşuyorsunuz. Babası kim olabilir? Onu çok düşündüm ama bulamadım. Bir ara NBA takımı gelmişti, Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers mı? Bütün takım mı efendim? Evet. Los Angeles Lakers sizi... Lakers yani bayağı. Evet, ben de bütün takıma babalık davası açtım. Bakalım hangisi denk gelirse onun üstüne yapacağım çocuğu. Allah akıl fikir versin. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Bir yıldır yıkanmayın kocasından boşanmak istedi. İran'da Mina adında bir kadın 8 yıllık kocasından bir yıl boyunca yıkanmadığı ve pis koktuğu için boşanmak istediğini belirtti, mahkemeye başvurdu. 36 yaşındaki kadın mahkemede kocasının kokusundan sadece kendisinin değil çocuklarının ve iş arkadaşlarının da şikayetçi olduğunu, hepsinin ondan iğrendiğini söyledi. Bir yıldır yıkanmayan kocasına boşanma davası açan İranlı Mina... telefon hattımızda. Alo, Mina Hanım. Alo, ikinizden biri bugün yıkanmamış teke gibi kokuyorsunuz. Onu nereden anladınız hanımefendi? Seferberlikten kalma kaşar peyniri gibi kokuyorsunuz. Hanımefendi, siz Tarandısınız. Biz İstanbul. Kokuyu nasıl aldınız? New York'ta biri o***da Tahran'dan kokusunu alıyorum. Burnum hassaslaştı. Efendim, acaba kocanız neden bir yıldır yıkanmıyor? Valla önceleri ben bunu leğene oturtup yıkıyordum. Kazık kadar adamı leğende mi yıkıyordunuz hanımefendi?
Unik kozları, donalik... Evet, çünkü deve gibi boyu var. Ancak leğene oturunca boyum erişiyor. E demek ki adamdan travma oldu. Böyle süngerlerle bastıra bastıra yıkıyordum, misler gibi oluyordu. Hanımefendi bakın, biz anası tarafından leğende kafasına maşrapayla vurula vurula yıkanarak büyümüş bir nesiliz. Pascal'ın da dediği gibi bu travmatik bir durum. Adam sudan ikrah etmiş olmasın efendim. Hiç de bilem, öyle bir şey yok bir kere. Hanımefendi, kocanız ne iş yapıyor? Hamamcı, tellak kendisi. Hamamcı tellak mı? Yani bütün gün suyun sabunun içinde adam, bir de evde leğene oturup mu yıkıyorsunuz efendim? Ben titiz kadınım. İstiyorsanız iki suda sizi yıkayayım leğende. Yok artık, daha neler. Özellikle sen katır gibi kokuyorsun. Ha yok, Pascal'ın parfümü de öyle. Biz de söylüyoruz efendim kendisine katır gibi kokuyor bu parfüm diye. Traditional zenci parfümü. Alameti farikamız diyor. Başka bir şey demiyor efendim. Beyefendi, arkadaşınızı iki su Arap sabunuyla yıkayın. Cillop gibi olur. Ben öyle yapıyorum. Kocanıza dönelim efendim. Kendisi ne yapıyor şimdi? İşkembecide çalışıyor. Suya sabuna tövbe etti. Sarımsağın tuzlamanın içinde bütün gün. Dayanamadım, boşadım. Hadi gelin sizi iki su yıkayayım bak. Pirupak olacaksınız. Hanımefendi lütfen. Bizler her gün yıkanan insanız. Aman sizin yıkanmanızdan ne olur. Kedinin patisini suya sokması gibi. Ben şöyle bir şartlaya şartlaya yıkayayım sizi. Aç. Tün. Gir. Ses. Gör. Kadir Bey, tebrik ederim. İyi numaraydı. Pascal Bey, rica ederim. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Aragaz, babasını bile tanımaz. Aragaz haber. Kim kesti? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un imajını değiştirdi. Perçemlerini kestirdiği saçlarını havaya dikti. Ayrıca kaşlarının yarısını aldırıp yüzüne balyaj yaptırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un imajını değiştiren Türk berberi telefon attığımızda. Alo, sayın berber. Adım Sertif abi. Sertif Zorba. Zorba kuaför. Kim Jong-un berberiyim. Sayın Zorba, Kuzey Kore'de berber açmak nereden aklınıza geldi efendim? Kadir Bey, ben aslında Japonya'da kuaför açacaktım. Ama bunların hepsi birbirine benziyor ayol. Tokyo diye Kore'ye gelmişim, farkında değilim. Zaten ülkeye girdikten sonra bir daha salmadılar. Sayın Zorba, işler nasıl? Kore'de berber olmak nasıl bir şey? Vallahi zaten bütün Kuzey Kore'de benden başka berber yok. Sizden başka berber yok mu? Hayırdır? Kim yok, hepsini kurşuna dizdirmiş. Etek tıraşı yapıyorlar diye. Sizden memnun mu? Türk tarzı berberlerden çok memnun kaldı Kim Jong. Değdirmeme ilk başta alışamadı ama kendisini ikna ettim. Şimdi dirseklerine değdire değdire saçlarını kesiyorum. Ses etmiyor valla. Kuzey Kore lideri Kim Jong'u nasıl tıraş ediyorsunuz efendim? Tas kapatıyoruz. O nasıl oluyor? Bildiğin düdüklü tencerenin ufağını kafasına geçiriyoruz. Tencerenin dışında kalan yerleri kısaltıyorum. Bir ara ördek yapalım enseyi dedim. Denedik. Diktatör olarak beni kimse sallamaz bu şekilde dedi, vazgeçtik. Peki kendisi kaç ayda bir tıraş oluyor? Haftada bir gelir. Kulak kıllarını çakmakla yakıyorum. Önce yadırgadı ama şimdi alıştı. Sakalında kıran var. Oraya da jiletin ucuyla uyup sarımsak sürdük. Eğer orada sakal çıkarsa seni Kore'ye sağlık bakanı yapacağım, Sertif dedi. Peki Sayın Sertif Zorba, Kuzey Kore lideri bir diktatör. Onu tıraş ederken korkmuyor musunuz? Bir yanlışlık olduğunda başınıza çeşitli haller gelir, bilmiyor musunuz? Abi biz Türkiye'de kimleri tıraş ediyoruz bir bilsen. İş adamı da tıraşa geliyor, mafya babası da, çok affedersin de. Kim Jong bizim için fındık fıstık abi. Peki beğenmezse ne yapıyor? Abi mümkün olduğunca enseye ayna tutuyorum tıraştan sonra. Ense tıraşı konusunda çok hassas. Beni Kore'nin gibi yapma yeter diyor. Huysuz biri değil. Zaten baktım arıza çıkaracak, kafaya bir friksiyon, bir masaj. Peluze gibi oluyor. Peki Sayın Sertif Bey, Kuzey Kore liderinin değişik istekleri de oluyor mu efendim? Vallahi bir ara nereden duyduysa bana Gülben Ergen saç yap diye tutturdu. Zor vazgeçirdik. Geçen günde geldi. Saçlarımın arasına ışıltı at dedi. Atlasını atarım ama İstanbul'a yeni transfer olmuş Anadolu takım futbolcusu gibi şeklin olur dedim. İkna oldu. Anladım. Hiç böyle anlam veremediğiniz hareketleri olmadı mı efendim?
Oldu tabii. Ben bunu kulak kıllarında çakmakla yakıyorum. Bu tutturdu burun kıllarında çakmakla yak. Çok hoşuma gidiyor diye. Olur mu öyle şey ya? Ölür ya. Hiç de bir şey olmadı. Tam ters müptelası oldu. Abi kim yan geldi, bir saç sakal alacağım. Yarım saate parlatır yollarım ben bunu. Sonra görüşürüz. Anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz katkınıza. Hoşça kalın efendim. Aragaz sabah haberleri bitti. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes bro. Canım stüdyomuzda şu an kim var? Hah, başkan geldi. Büyük başkan. Evet efendim, dünya futbolunun yaşayan efsanesi. Stadyumların efendisi. Hepimizin başkanı. Büyük, arıza, manyak başkan. Sen Thunderbolt stüdyomuza şeref verdi. Bak şimdi kardeş, bizim stada ben restoran açacağım. Otoparka bakacak biri lazım. Otoparkı da sana vereceğim. Başkanım esah mı deyin? Tabii. Al işlet ya, %30 senin bak. Başkanım ben. Sana da bir iş ayarladım, merak etme sen. He, karamarsık. Statta ayran pide meyve suyu satacaksın sepetle. Sepete koyacaksın, ayran pide meyve suyu diye bağıra bağıra satacaksın ha. Olur mu ya, ben başkanım ayım. Lan nankör edepsiz. Sana ekmek veriyorum lan, nankörlük ediyorsun. Seni bir daha hiçbir yere sokmam bak, ona göre ha. Sokma, sen sokma be. Ben de var ya, Beşiktaş'ın stadına giderim. Giremezsin. Stadın güvenlik ihalesini ben aldım, sokturmam seni stada. Haydi. Beşiktaş'la ne alakan var? Benim bütün takımlarla alakam var. Ben bütün takımlara girmiş bir adamım. Başkanım sizin için soyunma odasına iniyor diyorlar. Yalan. Alçak bunlar. Nankör bunlar. Lan ben soyunma odasına niye ineyim kardeşim şimdi? Bak terli görmeye meraklı mıyım lan ben? Doğru diyorsun başkanım. Bir kucak terli dolu soyunma odası kardeşim. Yani görsem vallahi aklım çıkar ya. Meraklısı olan insin kardeşim. Ben hayatta girmem soyunma odasına. Yeter ama bu kadar ya. Oo. Başkanım size gelmiş sorular var, onlara bir cevap verelim. Fenerbahçe bir Los Galacticos yıldızlar takımı ama güzel futbol oynamıyor, ne diyorsunuz diyor birisi. Çünkü dikine oynamıyorlar. Bak ben hep söylüyorum, dikine oynatın Fener'i. Gelene gidene 5 atar diyorum. Volki ile de söyledim ben bunlara. Volki kim başkanım, kaleci Volkan mı? Yok, Volki Tolki bu, telsiz. Hanere'ye verdim bir tane, bir de ben aldım. Türbünden walkie talkie ile şunu çıkar bunu sok diyorum bak. Dikini oynat diyorum. Hiçbirini yapmıyor. Maçtan sonra gittim dedim lan niye söylediklerimi yapmadım. Başkanım araya polis telsizi girdi. Köprü çıkışında karpuz kamyonu devrilmiş. Onu dinlerken maça bakamadım dedi. Başkanım bu perer var ya, zemin kötü diyor. Bana da dedi. Başkanım zemin kötü dedi. Parke kaplatayım sahi dedim. Başkanım benim sözleşmeyi feshedin. Neyin kafası bu dedi. Yaranamıyorsun bu ecnebilere ya. Gökhan Gönül oynamıyor. Neden oynamıyor sayın başkan demiş bir dinleyicimiz. Ben de sordum. Bak dedim Gökhan Gönül. Dedim sen neden oynamıyorsun dedim. Başkanım ben oynamayı bilmiyorum dedi. Nasıl ya, Gökhan Gönül mü dedi? Evet, ben hiç oynayamam başkanım. Ablamın düğününde bile öyle kenarda oturdum el çırptım, o kadar dedi yani. Başkanım ya Beşiktaş o nasıl gidiyor? Bak şimdi ben Beşiktaş'la yakından ilgileniyorum. Gomez çok iyi futbolcu. Bunu ben getirdim Beşiktaş'a. Neden Fener'e almadınız Gomez'i başkanım? Van Persie istemedi. Almanla oynamam dedi. Ama başkanım Gençler Birliği de iyi gidiyor. Gençler Birliği'nde tek sorun var. Hiç genç yok. Başkan bile 80 yaşında ya. Böyle şey olur mu? Araya bir iki genç atmaları lazım. Başkanım Trabzon için ne diyorsunuz? Şimdi bence 2011 senesinin şampiyonu Trabzon'dur. Oo, büyük laf ettiniz ama. Tabii, neden? Çünkü dikkat ettim, o sene hep dikin oynadı Trabzon. Karadeniz misali, sert olurlar onlar. O yüzden 2011 şampiyonu Trabzon'dur. Kupayı Trabzon'a vermeleri lazım. Ya cimbom Galatasaray? Galatasaray'da çok iyi şeyler oluyor. Dursun başkan hiç durmuyor. Bak biliyorsun halk pazarında Dursun Özbek pantolonları gelmiştir diye pantolon satıyorlar. Bak modayı bile etkiledi Galatasaray. Bence bu sene modada şampiyon Galatasaray. En büyük cimbom. Başka büyük yok. Ve ve ve. Va va va. Do do do. Gı gı gı. Nasıldı lan bu tezahürat? Re re re. Ge ge ge. Dü dü dü. Yok be kardeşim. Da da da. Aha aha aha. Gendaştiz. Oha oha oha. Öyle değil mi? Yok yok. Şöyleydi. Bak bir dakika dur. Re re re. Va va va. Vı vı vı. Kafayı yemeden önce şu anonsu bitirelim abi. Gidelim, yarın yine geliriz ya. Yarın tamam, kaldığımız hadi, yerden tamam, devam ederiz. Hadi, hadi bay bay. Baka baka. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman.
Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat. Sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.